Altın Öğütler. Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Abdestin farzları. 1. Niyet etmek. Teyemmüm edecekse namaz için niyet etmelidir. Niyetin yeri kalptir. Kalple beraber dille de niyet etmek önemlidir. Dilerlerse de yalnız kalple yapmak yetişir. 2. Besmele ile başlamak, yani abdeste başlarken besmele okumalı. 3. Ağzına su vermektir. 4. Burnuna su çekmektir. Bu dördü Hanbeli mezhebinde farz, Hanefi mezhebinde sünnettir. 5. Yüzü yıkamak. Yüz, başın saç bittiği yerden çene altına ve kulaktan kulağa kadar olan görünen kısımdır. 6. Ellerini, kollarını dirseklerine kadar, dirsekler dahil yıkamaktır. 7. Başını meshetmektir. Mesh şöyle yapılır. Eller ısınır, küçük parmak ve yanındaki üç parmak diğer elin bu parmaklarıyla birleştirilir. Başı önden arkaya doğru mesheder, ilerletir. Avuç içi temas etmek üzere başladığı yere getirilir. İşaret parmaklarıyla kulaklarının içi, baş parmakta kulakların arkası meshedilir. 8. Topuklarıyla beraber ayakları yıkamak. Mes bir defadır. Yıkamanın bir defası farz, üç defa yapılması sünnettir. 9. Uzuvları yıkarken tertibi, yani sırayı gözetmektir. Ayet-i kerimede bildirilen sıra üzere olmalı. 10. Muvallattır. Muvallat, yıkanan bir uzuvdaki su kurumadan bir sonraki uzvu yıkamaktır. Bu son ikisi de Hanbeli mezhebinde farzdır. Abdestin sünnetleri. 1. Önce elleri yıkamak. 2. Misvak kullanmak. 3. Ağzına su verince gargara yapar gibi dolu olmak. 4. Burnuna su verirken suyu çekmek. 5. Sakalını hilallemek. 6. Göz pınarlarını ıslatmak. 7. Sağ tarafından başlamak. 8. Parmak aralarını hilallemek. 9. Kıbleye karşı abdest almak. 10. Her uzvu 3 defa yıkamaktır. Teyemmüm. Su bulunmadığı zaman namaz için iki elini parmakları açık olarak tozlu yere, toprağa veya teyemmüm denilen bir şeye bir kere vurmak, iki eli yüzüne sürmek, bir daha vurup sağ elle solu, sol elle sağ ele dokunmadık yer kalmayacak şekilde sıvazlamaktır. Setri avret. Avret yerini ve omuzlarını örtecek, ipekten başka bir örtüyle örtünmektir. İpek elbiseyle namaz olmaz. Hanefi mezhebinde hiç elbisesi yoksa avret yerini örtecek kadar ipek giyip namazını yine kılması lazımdır. Gasp edilen elbiseyle namaz kılmak da böyledir. Namaz kılınacak yer. Namaza duracak olanın namaz kılacağı yerlerin bütün necasetlerden temiz olması. Gasp edilen yerde bir rivayete göre namaz sahih olur. İstikbali kıble. Kıbleye dönmek demektir. Namaz kılan Mekke-i Mükerreme'de ve yakınında Kabe'ye dönmektir. Mekke dışındaysa Kabe tarafına dönmektir. Hesapla, güneş ile, yıldızlar ve rüzgarlar ve bunlara benzer yön tayin usulleriyle elinden geldiği kadar Kabe tarafına dönmektir. Niyet. Namaza niyet kalple olur. Çünkü bütün niyetler kalple olur. Namaza duracak olan namaz kılmayı kendine Allahu Teala'nın farz ettiğini ve Allahu Teala'nın emrine riya ve gösteriş yapmadan uymaya inanmalı, sonra namazdan çıkıncaya kadar kalp huzuruyla bulunmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh'e namaz kılarken kalbini hazır olmadığı kısımlar namazdan sayılmaz buyurmuş ve namazın gönül huzuru içinde olması lüzumunu belirtmiştir. Vakit. Vaktin girmesi namaz kılınan din ilmi yahut hava kapalıysa veya yağmur, kar gibi diğer engeller varsa zannın galiple hasıl olur. Sonra ezan okur. Farza duracağı zaman da ikamet okur. Bu şartlar tamam olunca Allahu Ekber deyip namaza girer. Namazın rükünlerine, vaciplerine, sünnet ve edeplerine riayet eder. Zekat. Müslüman olan bir kimsenin zekat verecek miktar malı varsa, üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra zekat vermesi farzdır. Zekat verecek miktarlar şöyledir. Altından 20 miskal, 96 gram,
Gümüşten 200 dirhem 672 gramdır. Ticaret için olan eşya zekat miktarından yahut çayırda otlayan hayvanlardan 5 devesi, 30 sığırı veya 40 koyunu olursa zekatını vermek lazımdır. Köle ve mukatip için zekat farz değildir. 5 deve için bir koyun, ondan 14'e kadar 2, 15'ten 19'a kadar 3, 20'den 24'e kadar 4 koyun verilir. 25'ten 35'e kadar deve için 2 yaşına girmiş bir yavru dişin deve verilir. 36'dan 45'e kadar 3 yaşına girmiş dişi deve verilir. 46'dan 60'a kadar yük vurabilecek 4 yaşına girmiş dişi deve verilir. 65'ten 75'e kadar 5 yaşında, 76'dan 90'a kadar 2 adet, 3 yaşında 91'den 27'ye kadar 2 adet 4 yaşında deve verilir. 120'den fazla olan her 5 deve için ayrıca bir koyun verilir. Fakat 145 olunca koyunlar yerine 2 yaşındaki bir dişi deve verilir. Sığırın nisabı 30'dur. 30 sığır için bir adet, 1 yaşını aşmış erkek veya dişi buzağı verilir. 39'a kadar böyledir. 40'tan 59'a kadar sığırı olan bir adet 2 yaşını bitirmiş erkek veya dişi dana verir. 60'tan 69'a kadar sığır için 2 buzağı verilir. 70 sığır için 1 danayla 1 buzağı verilir. 70'ten sonra her 10 için böyle hesap edilir. Her 30 için bir buzağı, her 40 için bir dana artmaktadır. 80 olunca 2 dana olmaktadır. Manda zekatı sığır zekatı gibidir. Koyunun nisabı 40'tır. 40'tan 120'ye kadar 1, 120'den 200'e kadar 2, 201'den 399'a kadar 3, 400 için 4 koyun verilir. Sonra her 100 için bir koyun artar. Koyun, keçi, erkek dişi zekatları hep böyledir. Zekat kimlere verilir? Zekatın kimlere verileceğini Allahu Teala Tevbe suresi 60. ayetinde bildiriyor. 8 sınıftır. 1. Fakir, nafakasından fazla bir şeyi olmayan Müslümana fakir denir. Hanefi mezhebinde böyle olana miskin, ikinci maddede olana fakir denir. 2. Miskin, nafakasından fazla fakat nisap miktarından az malı olana miskin denir. Müslüman olursa zekat alabilir. 3. Amil, yani hayvan ve ticaret malı zekatını toplayan memur olup zengin dahi olsa zekat verilir. Aldığı şeyleri İmamül Müslümin'e teslim edinceye kadar koruyan kimselerdir. 4. Müellife-i kulüp, ki şimdi mevcut değildir. Bunlar kafirlerden olup kendilerine mal verilirse Müslüman olmaları ümit olunan kimselerdir. 5. Mukatip, efendisinden kendisini satın alıp borcunu ödeyince azat olacak köleye mukatip denir. 6. Borcu olan ve ödeyemeyen Müslümanlar. 7. Cihat ve hac yolunda olup muhtaç kalanlar. 8. Kendi memleketinde zenginse de bulunduğu yerde fakir olan ve çok alacağı varsa da alamayıp muhtaç olan. Bunların hepsine veya birine verilmeli. Sadaka. Farz olan zekatı verdikten sonra bedeninden sıhhat ve afiyete, mal ve evladında berekete, dünyada hemen karşılığını bulmaya, ahirette de büyük sevaplara kavuşmaya erişmek için diğer zamanlarda gece gündüz az veya çok nafile olarak sadaka vermeli. Müstahaptır. Özellikle Recep, Şaban, Ramazan aylarında, bayram ve aşure günlerinde, kıtlık ve darlık zamanlarında daha iyi olur. Sadaka-i fıtır. İhtiyacı olan eşyadan fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her Müslümanın, malı olanın Ramazan bayramı günü veya gecesinde tan yeri ağrırken fıtra vermesi vaciptir. Nafakası kendi üzerinde bulunanların fıtırları da verilebilir. Fıtra olarak yarım sağım buğday veya buğday unu verilir veya bir sağ arpa veya hurma veya kuru üzüm verilir. Altın veya gümüş olarak da verilebilir. Sağ dediğimiz Hanefi mezhebinde 1040 dirhem olup 4.2 litredir. Oruç. Ramazan-ı Şerif ayına ulaşan bir müminin, Bakara suresi 185. Ramazan-ı Şerif ayına ulaşanınız oruç tutsun ayeti kerimesi gereğince oruç tutulması farz olur. Bir kimse Ramazan-ı Şerif hilalinin görmesiyle yahut adil kimselerin haber vermesiyle yahut Şaban-ı Şerif'i 30 gün saymasıyla
Ramazan-ı Şerif ayının gelmiş olduğunu anlarsa, güneşin batışından ikinci fecrin, fecri sadıkın doğmasına kadar gecenin her vaktinde, Hanefi mezhebinde Dafe-i Kübra yani kuşluk vaktine kadar Ramazan-ı Şerif orucuna niyet eder. Ayın sonuna kadar her gece böyle niyet etmeli. Her ne kadar Ramazan'ın başında bir niyet etmek ve sonuna kadar bir daha etmemek de olur şeklinde zayıf bir rivayet olsa da işin doğrusu yukarıda dediğimiz gibi her gece niyet etmek lazımdır. Sabah olduktan sonra bütün gün yemeden, içmeden, cima etmeden, hangi yolla olursa olsun bedenin içine bir şeyin girmeden sakınmalı. Bunlara aldırmayanın orucu bozulur, ne zaman kefaret olur, ne zaman gününe gün kaza eder ve ne zaman orucu bozulmaz. Bu bilgiler çok geniş ve tatmin edici olarak Hanefi mezhebinde olarak tam ilmihal Saadet-i Ebediye kitabından okunabilir. Bu harflerle sağlam ve delili çok, ondan başka fıkıh kitabı yoktur. İtikaf. İtikaf müstahaptır. İtikaf ancak cemaatle namaz kılınan mescitte olur. Mescitlerin en üstünü cuma namazı kılınan mescittir. İtikaf oruç olmadan da olur. En iyisi itikafın oruçla beraber olması. Zira oruç tutmak, itikaf yapan için iki ibadeti birleştirmek ve nefsi kırmaya daha çok yardım edicidir. Çünkü itikaf özel bir yerde kendini hapsetmekten ve Allahu Teala'nın Enbiya Suresi 56. Bu tasvirler, şekiller nedir ki siz onlara devamlı ibadet edersiniz? Ayeti kerimesi gereğince bir şeye devamlı yönelmek ve teveccühten ibarettir. İtikaf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ashab-ı kiram hazretlerine gelen sünnetlerdendir. Nitekim Resulullah Medine-i Münevvere'yi teşriflerinde Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikaf eyledi. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar her Ramazan-ı Şerif ayının son 10 gününde ara vermeden itikaf eyledi. Ashab-ı kiramı da bu günlerde itikafa davet edip, İtikaf etmek isteyen Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikaf etsin buyurdu. İtikaf yapanın yapacağı iyi işler, Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih, talil ve tefekkür gibi kendisini Allahu Teala'ya yaklaştıracak şeylerle meşgul olmak, lüzumsuz, boş işi, göz ve amelden sakınmak ve Allahu Teala'yı hatırlatacak şeylerden başkasından susmak, el çekmek, görmemezlik ve duymamazlıktan gelmek ve susmaya devam etmektir. İtikaf edenin itikaftayken ders okutması ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi caizdir. Çünkü bu hallerin kendisinden başkasına da faydası vardır. Buysa sevap yönünden ve özellikle kendi nefsiyle meşgul olmaktan iyidir. İtikafta olanın cenabetten gusül etmek, yemek, içmek, kazayı hacet yapmak gibi şeylerde yahut hastalık korkusu ve buna benzer korku ve durumlarda itikaftan çıkmasın caizdir. Hac. Her hür, akıl ve bali, azık ve yol ve binek parası olan Müslümanın hac yolu düşmandan eminse ve bedenen sağlamsa, hacın bütün şartları kendinde bulunuyorsa hac yapması farzdır. Azık ve binek masraflarındaki kudretine hacdan dönünceye kadar çoluk çocuğuna nafaka ayırdıktan, oturacak yer bulduktan, borcu varsa ödedikten sonra itibar olunur. Hacvasi, Hanbeli mezhebine göre anlatıldığından ve memleketimizden Hanbeli mezhebinde olan bulunmadığından birkaç sayfalık kısmın tercümesini buraya alıyoruz. Maksadımız, müminleri kendi mezhebinde faydalı olmaktır. Hac hakkında geniş ve Hanefi mezhebine uygun bilgi veren birçok kitap vardır. Bu harflerle olan tam ilmihal Saadet-i Ebediye bu hususa yeterlidir. Medine-i Münevvere'yi ziyaret. Allahu Teala sıhhat ve sağlık verip Medine-i Münevvere'ye geldiğinde en önemli Mescid-i Nebevi'ye gitmeli. Mescide girince Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye dua okumalı. Sonra kabri saadeti gelir. Kabri saadetle kıble tarafını arkasında, arkasını kıbleye döndürüp minber sol tarafında kalarak yüzünü kabri saadete dönerek durur ve kelime-i tevhid getirir. Sonra iki rekat namaz kılıp oturur. Kabri saadetle minber-i saadet arasında cennet bahçesinde namaz kılmak müstahaptır. İsterse teberrüken minber-i saadete dokunur. Edepler.
İki Müslüman karşılaşınca konuşmadan önce selamla söze başlamak sünnettir. Selamı almak sünnet-i müekkedir. Hanefi mezhebinde farz-ı kifayedir. Selamda sünnet şöyledir. Yürüyen oturana, hayvan üstünde olan yürüyene ve oturana selam verir. Kalabalık olursa, içeriden birinin diğerlerine selam vermesi veya kalabalıktan birinin verilen selamı alması yetişir. Müşrikse kafirle karşılaşınca ona selam verilmez. Müşrik selam verirse yalnız ve aleyke diye cevap verilir. Müslümanın selamı alması yukarıda bildirildiği gibi ve aleyküm selam demek de olur. Ve rahmetullahi ve berekatuhu de derse daha iyi olur. Kadınların da selamlaşması müstahaptır. Kendi aralarında erkek kimsenin kadına selam vermesi yani genç kadınlara kızlara selam vermesi olmaz. Acuze ve çok yaşlı kadınlara selam verilebilir. Günah olmaz. Çocuğa selam vermek müstahaptır. Zira çocuklara selam vermek onlara edebi öğretmektir. Bir toplantıdan kalkan kimsenin orada bulunanlara selam vermesi, tekrar meclise gelirse selam vermesi, az bir zaman içinde olsa dışarı çıkıp gelen kimsenin selam vermesi müstahaptır. Satranç ve tavla oynayanlara İmam-ı Azam'ın selam verilebilir buyurması ancak oynayanlarına mani olmak şartıyladır. İçki içenlere ve böyle haramlarla meşgul olanlara o haldeyken uğrayanların selam vermesi caiz değildir. Bu şeylerle uğraşanlar kendine selam verirse selamını almamakla bu işlerden vazgeçmelerini zannı galip de bilirse selamlarını almaz. Bir din kardeşinden 3 günden fazla dargın durmak Müslümana caiz değildir. Ancak o kimse bidat, sapık ve büyük günaha girmeye devam ediyorsa dargınların uzaması müstahaptır. İki mümin karşılaşınca müsafeha etmeleri müstahaptır. Önce müsafehaya başlayan elini çekmeyince diğerlerinin çekmesi caiz değildir. İki kişinin birbirinin boynuna sarılması, teberrüken birbirinin başını öpmeleri caizdir. Ağzını öpmekse çirkindir, günahtır. Ayağa kalkmak. Adil devlet reisine, babaya, anneye, vera ve takva sahibine, insanların kerim ve azizlerine ayağa kalkmak müstahaptır. Bunun esası şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyze kabilesi için Sa'd'e radıyallahu anh haber gönderdi. Sa'd radıyallahu anh beyaz bir binek üzerinde Resulullah'ın yanına geldi. Cenab-ı Fahrül Mürselin'in mübarek ağızlarından "Reisiniz efendiniz için ayağa kalkınız" sözü çıktı. Resulullah'ın huzurunda bulunanlar efendi, reis ve büyüklerine ayağa kalkmakla emrolundu. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın radıyallahu an yanına gittiğinde Hazreti Fatıma radıyallahu an ayağa kalkıp elini tutup öperler ve kendi yerine oturturlardı. Hazreti Fatıma da Resulullah'ın evine gelir, Resulullah da Hazreti Fatıma'ya ayağa kalkar, elini tutar ve onu kendi yerine oturturdu. Bir hadis-i şerifte sizler bir kavmin kerem ve izzet sahibi gelince ona ikram ve ihtiram edin. Zira bu ikram ve saygı sebebiyle her iki tarafın kalbinde muhabbet ağacı yetişir buyurdu. Alim ve veliler için de kalkmak, ikram ve saygı olarak onlara hindiye vermek müstahaptır. Fasık, facir ve aşikare günaha girenler için kalkmak günah ve kötüdür. Aksırmanın edebi. Aksıran kimsenin ağzını eliyle örtmesi, sesini alçak çıkarması ve sesini yükselterek elhamdülillah deyip Allahu Teala'ya hamd eylemesi edeptendir. Zira bazı hadis-i şeriflerde geldi ki aksıran kimse elhamdülillah dediğinde hazır bulunan melek Rabbil Alemin der. O kimse Rabbil Alemin deyince melek Yerhamüke Rabbük deyip ona hayır ve bereketle dua etmesi ve aksıranın da Yehti Kümüllahu demesi müstahap olur. Esneyen kimsenin eliyle veya yeniyle ağzını örtmesi de edeptendir. Nitekim hadis-i şerifte, sizden biriniz esnediği vakit elini ağzına tutsun. Zira esnemesiyle beraber şeytan ağzına girer buyurdu. Ebu Hureyre'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte, Allahu Teala katında aksırmak iyi, esnemek kötüdür. Sizden biriniz esneyeceği zaman elinden geldiği kadar onu geri çevirmeye uğraşsın. Zira esnemek şeytandandır buyurdu.
esneme hali gelince Müslümanlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hiç esnemediklerini hatırlarlarsa esnemeleri geçer. Tecrübe edilmiştir. Bir erkek acize ihtiyar kadını aksırıp elhamdülillah dediğinde yerhamükallah dersen caizdir. Genç kız ve kadınlar aksırdığında elhamdülillah deseler yerhamükallah denmez. Peygamberlerin hasletleri. Bunların beşi baştadır, beşi de bedendedir. Başta olanlar ağzına su vermek, burnuna su vermek, misvak kullanmak, bıyığını kırpmak, sakalını olduğu gibi bırakıp çoğaltmaktır. Bedende olanlar kasığını tıraş etmek, koltuk altını tıraş etmek, tırnaklarını kesmek, suyla istinca etmek ve sünnet olmaktır. Bıyığı kırpmanın esası. İbni Ömer'in radıyallahu anh bildirdiği hadisi şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bıyığınızı makasa kırkınız ve sakalınızı kendi haline bırakınız buyurdu. Ama bıyığı usturayla kesmek mekruhtur. Zira Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bildirdiği hadisi şerifte, bıyığını tıraş eden bizden değildir buyurdu. Şer'i özü olunca günah olmaz. Bıyığı kazımakta ukubet ve yüzün güzelliğini gidermek vardır. Kılların diplerinin kalmasında bir süs ve güzellik vardır. Ashab-ı kiramdan bildirilir ki onlar bıyıklarını kırkarlardı. Sakalı kendi halinde bırakmak onu çoğaltmaktan ibarettir. Bildirildi ki Ebu Hureyre sakalını eliyle tutar, bir tutamdan fazlasını keserdi. Ömer radıyallahu anh sakalın bir tutamdan fazlasını alınız buyurdu. Kasık ve koltuk altlarını tıraş etmek ve tırnak kesmek hakkında Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah bize bıyık kırpmasını, tırnak kesilmesi, koltuk altının yolunması ve kasık tıraşı için 40 gün müddete tayin buyurdu. 40 günü geçmez dedi. Hanbeli mezhebindeki bazı alimler bu 40 gün misafir içindir. Muhkim olanın 20 günden çok bunları tutması iyi değildir dediler. Kasık tıraş etmenin lüzumu olduğundan kasıktaki kılları hamam otu sürerek veya tıraş ederek temizlemek arasından serbesttir. İmam Ahmet radıyallahu an hamam otu kullanırdı. Habib Ebu Samit radıyallahu an bildiriyor. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi tıraş etti. Resulullah'ın kasığındaki kılları hamam tozuyla kendi temizledi. Enes'in radıyallahu anh bildirdiğinde Resulullah asla hamam otu kullanmazdı. Üzerindeki kıllar uzayınca usturayla tıraş ederdi dedi. Beyaz saçları yolmak mekruhtur. Başta ve sakalda meydana gelen beyaz saçları yolmak, koparmak mekruhtur. Zira Ömer bin Şuayb babasından, babası da dedesinden rahmetullahi aleyh anlatarak şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta ve sakaldaki beyaz kılları yolmayı yasak etti ve ağaran saç ve sakallar İslam nurudur buyurdu. Bir başka rivayette Peygamber Efendimiz baş ve sakalda olan beyazları yolmayınız. Müslüman olan bir kimsenin Müslüman olarak saç ve sakalının ağarması o Müslüman için kıyamet gününde nurdur buyurdu. Bir hadisi şerifte o kimse için Allahu Teala sevap yazar, günahlarını affeder buyurdu. Bazı tefsirlerde Allahu Teala'nın size korkutucu geldi ayeti kerimesindeki korkutucu kelimesi saç ve sakalda meydana gelen aklık ve yaşlılık da tefsir edilmiş. Saç ve sakallardaki aklık ve yaşlılığın sahibini ölümle korkutucu ve uykudan uyandırıcı bir hal olduğunu beyan etmiştir. Bu halde insanı ölümle korkutan, ölümü hatırlatan, lezzet ve şehvetlerden el çektiren, ahiret için hazırlığa ve ebedi olan öbür dünya için çalışıp orayı mamur etmeye teşvik eden ölüm korkusunu aradan kaldırmak, koparmak, atmak nasıl caiz olur? İşte aklaşmış olan saç ve sakalları koparmaya cesaret etmek, Allahu Teala'nın işini çirkin etmek, kazasına razı olmayarak daima genç bulunmayı arzu etmek, İslam nuruna ve İbrahim aleyhisselamın bulunduğu hale bürünmekten kaçınarak Allahu Teala'nın takdirine karşı çıkmaktır. Çünkü bazı kitaplarda Müslümanlar arasında saç ve sakalında en önce beyaz bulunan Hazreti İbrahim aleyhisselamdır diye bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ihtiyar olan kimseye kıyamet günü azap etmekten haya eder.
onu ümitsiz bırakmayıp cezaya müstahak olmuşken ona azap etmeyi terk eder buyurdu. Tırnak kesmek. Cuma günü tırnak kesmek sünnettir. Sırayla kesmemelidir. Bildirildi ki Resulullah Efendimiz, bir kimse tırnaklarını sırayla kesmezse o kimse gözlerinde ağrı görmez buyurdu. Hamid bin Abdurrahman'ın babasından bildirdiği bir hadisi şerifte, bir kimse cuma günü tırnaklarını kesse o kimsenin vücuduna şifa gelir, hastalıktan kurtulur buyurdu. Bu fazilet ve sünnet durumu perşembe günü ikindiden sonra tırnak kesilmesi hakkında da bildirildi. Ve ki Ayşe-i Sındık'tan radıyallahu anh şöyle bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, ey Ayşe, sen tırnaklarını kestiğin zaman orta parmağından başla, sonra serçe parmağına, sonra baş parmağına, sonra orta parmak yanındaki parmağına, sonra işaret parmağına geçerek kes. Böyle kesmek zenginlik verir buyurdu. Tırnağı makas, çakı veya bıçakla kesmek iyidir. Dişe tırnağın uzayan kısmını koparmak mekruhtur. Tırnaklarını kesen kimsenin parmaklarını yıkaması, tırnaklarını, saç ve bedenin kıllarını ve kan aldırdığı zaman çıkan kanı toprağa dökmesi sünnettir. Zira Peygamber Efendimizin kan, saç ve tırnağı gömmeyi emreyledikleri bildiriliyor. Başın bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmak mekruhtur. Başın bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmak mekruhtur. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak etmiştir. Yalnız kafa ve enseyi tıraş etmek tamamen kesmek de mekruhtur. Ancak kan aldırmak için olursa kazınabilir. Kafayı ve enseyi dibinden kazıyarak tıraş etmek mecusilerin yaptıkları şeylerdendir. Ebu Abdullah Ahmet kan aldırırken kafasını tıraş etmişti. Kan aldırma hali zarurettir. Fakat başında saç büyütmek, sağına soluna ayırmak sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz saçlarını ayırdı ve ashabına da böyle emretti. Bunun böyle olduğunu ashab-ı kiramdan 20'den fazlasını bildirdi. Ebu Ubeyde, Ammar ve İbni Mesud radıyallahu anh hazretleri de bunların arasındaydı. Erkeklerin Aleviler gibi alnıyla kulağı arasında kakül bırakmaları, saç sarkıtmaları mekruhtur. Kadınlara mekruh değildir. Ebu Bekir-i Celat Hazreti Ali Keremullahi Veçin bu hali kerih gördüğünü bildirdi. Velid İbni Müslim'den şöyle bildirildi. Ben eriştiğim insanlarda böyle saç sarkıtılması yoktu. Cımbızla yüzden kıl koparmak erkek ve kadınlara mekruhtur. Ebu Ubeyde'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerinden cımbızla kıl yolan kadınları lanetle anmıştır. Bu yasaklıktan ötürü kadınların yüz ve alnına cam ve ustura ile süs vermesi ve çıkan kılları koparması mekruhtur. Bazıları kadının bu şekilde kendisini düzeltmesini kocası istese, yüzüne, alnına ve üstüne başına böyle süs vermese, kocası kendinden uzak duracak veya nefret edecekse ve başkasıyla evlenmeye teşebbüs edecekse ve kendisi için zararlı ve kötü olacaksa, böyle kadınlara bunu yapmak caiz olur dediler. Çünkü burada önemli bir husus vardır. Bunun için caiz olur. Nitekim kadının çeşitli elbiselerle kendini süslemesi ve her türlü güzel kokulara sürünmesi ve kocasını kendisine cezbetmesi, kocasıyla oynaşıp sohbet etmesi caizdir. O halde iş böyle olunca Resulullah'ın bildirildiği lanet, Allah bilir, yüzlerini böyle yalan ve kendilerine süs verenlerin günah ve kötülük için kocasından başka erkekleri kendilerine çekmek ve zina için kendilerine süs ve kıymet vermesini kasteden ve isteyen kadınlar için söylenmiş olur. Saçı siyaha boyamak mekruhtur. Saçı siyah boyayla boyamak mekruhtur. Zira Hasan radıyallahu anh böyle olduğunu bildirdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beyaz saçlarını siyaha boyayıp rengini değiştiren bir kavim için kıyamet günü yüzleri siyah olur buyurdu. İbni Abbas'tan bildirilen bir hadisi şerifte, onlar cennetin kokusunu duyamazlar buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, saçınızı siyaha boyayın, zira bu hal hanımla ülfeti, ünsiyeti ve düşmanı aldatmayı artırır buyurdu. Bildirilen hadis-i şeriften murat, cenk ve harple uğraşan mücahitlerdir. Hadis-i şerifteki hanım kelimesinin söylenmesi esas maksat değil, maksada tabidir. Sürme sünnettir.
sürme çekmek sünnettir. Zira Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah'tan şöyle bildirir ki Resulullah sürmeyi tek olarak çekerdi. Bu hususta başka söyleyenler de vardır. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ gözüne 3, sol gözüne 2 men sürme çekerdi. İbni Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah'ın gözlerine 3 men sürme çekerdi. Güzel kokulu yağ sürünmek de sünnet olan bir gün sürünmek, bir gün sürünmemektir. Ebu Hureyre bildirdi ki Resulullah erkek için süslenmeyi daima yasakladı. Ancak ara sıra süslenmeyi yasaklamadı. Güzel kokulu yağ sürerken menekşe çiçeği yağını diğerlerine tercihte fazilet vardır. Zira Ebu Hureyre'den menekşe çiçeğinin yağının diğer yağlar üzerinde üstünlüğü benim diğer insanlar üzerine üstünlüğüm gibidir buyurdu. Sefer ve Hazer'de lazım olan 7 şey. İnsan Allahu Teala'dan korktuktan, ona tevekkül ve itimat ettikten sonra Sefer ve Hazer'de 7 şeyi yanında bulundurması iyidir. Temizlik malzemesi, sürmeden, tarak, misvak, makas, bazı haşeratı öldürmek ve elini bir şeye sürmemek için özel bir tahta parçası ve güzel kokulu yağ şişesi. Zira Ayşe Sındık radıyallahu anh'ın bildirdiği gibi Resulullah güzel kokulu yağ yanlarından eksik etmezdi. Kötü huylar. Islık çalmak, namazda bir şeyle oynamak, parmaklarını çıtlatmak mekruhtur. Sema zamanında vecde gelenin elbisesini, gömleğini, yakasını yırtması mekruhtur. Bu hususta onunla mücadeleye mahal yoktur. Yol üstünde yemek yemek, arkadaşları ve başkalarıyla otururken özürsüz ayak uzatmak, otururken normal oturma hududunu aşıp bir şeye dayanmak da mekruhtur, çirkindir. Çünkü böyle oturmak kibir, büyüklük olup yanındakilere hareket ve onları küçültmektir. Elbisesini çok uzun yapmak ve sakız çiğnemek de mekruhtur. Kadınlar için değil, bu aşağılıktır. Ağzının iki tarafını açarak kahkahayla gülmek, lüzumsuz yere çok bağırmak mekruhtur. Yürüyen kimsenin yürümesinin orta halde olması, kendine zahmet ve meşakkat verecek, yanıltacak derecede hızlı gitmesi, ucup ve kibir hali gösterecek şekilde adımını çok yavaş atmaması iyidir. Sesle ağlamak, ağlarken iyiliklerini saymak mekruhtur. Ancak Allah korkusundan ve boşa geçirmiş olduğu kıymetli zamanlarını üzülüp pişman olmaktan yahut salih amel ve iyilik ve hayır cihetlerinden arzu ettiği makama kavuşmamasından dolayı meydana gelen kırıklık ve üzüntüsünden dolayı ah edip inlerse bu günah değildir, mekruh değildir. Üstündeki kir ve lekeleri insanların yanında gidermek mekruhtur. Bir eve girerken izin istenmeli. Bir kimse bir kimsenin kapısına varınca önce "Esselamu aleyküm" deyip selam vermeli ve içeri girebilir miyim diyerek ev sahibinden izin istemeli. Peygamber Efendimiz bir evdeydi. Beni amirden bir kimse o eve gelip selam vermeden girebilir miyim deyip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan izin istedikten sonra Peygamber Efendimiz hizmet edicisine "Dışarı çık, şu adama selamın usulünü öğret" buyurunca hizmet edici dışarı çıkıp o kimseye "Esselamu aleyküm, girebilir miyim?" söyle dedi. O kimse öğretilen sözü dinleyip "Esselamu aleyküm, girebilir miyim?" deyince Resulullah kendisine izin verip eve girdi. Evin kapısından usulüne uygun selam verip izin istedikten sonra arkasını kapıya döndürmemeli ve kapıdan uzak durmamalı. Zira arkasını kapıya dönmek ve kapıdan uzak durmak içeriden verilecek cevabı işitmeye manidir. Bir defa da cevap verilmezse 3 defa selam ve izin vermeyi tekrarlamalıdır. Cevap verilip kabul olunursa ne âlâ, cevap verilmezse oradan geri dönmeli. Fakat gelen kimse kapıyla içerisi arasında uzaklık var veya ev sahibi bir şeyle meşguldür deyip selamını ve izin istemesini duymadı diye bir zanla galibe varırsa bu zaman selam ve müsaadeyi 3'ten fazla eylemesi caizdir. Bu müsaade istemenin aslı ve hakikati Ebu Said-i Hudri'nin bildirdiği bir hadisi şerifledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin istemek 3 defadır. İzin verilirse gir, verilmezse geri dön buyurmuştur. Bu izin istemeye yabancılar, anne ve akrabadan mahrem olanlar eşittir. Zira bir kimse peygamberimizin huzuruna gelip
annemin evine girmek için izin istemem lazım mıdır dediğinde evet diye cevap verdiler. Yani izin istemek gerektir buyurdu. Soran annemle aynı evde oturuyorum deyip tekrar sual sorduğunda yine annenden izin iste cevabını verdi. Üçüncü defa olarak ya Resulallah ben annemin hizmet edicisiyim deyince annenden izin iste anneni çıplak olarak görmeye arzu eder misin buyurdu. Ama koca için karısının evine girerken izin istemek lazım değildir. İçeri girerken ayakkabılarını hareket ettirmesi müstahaptır. Ve yine bildirildi ki evine girince evinin hayır ve bereket artması için hanımına da selam vermesi icabet eder. Bu husus da ileride daha geniş anlatılacaktır. Sağ ve sol ellerle yapılması sünnet olan şeyler. Eşyayı sağ eliyle almak ve vermek, sağ eliyle yemek ve içmek ve müstehafa etmek, abdest almaya, çorabını, ayakkabısını ve elbisesini giymeye sağ eliyle başlamak sünnettir. Mescitlere, camilere, tekkelere ve böyle mübarek yerlere ve evlere girerken sağ ayakla girmek sünnettir. Sol el, istinca etmek, burnunun içini temizlemek, bütün necasetini temizlemek, kirleri gidermek gibi aşağı olan şeylerde kullanmak içindir. Ancak o kimse için bu şeyleri sol elle yapmakta zorluk ve meşakkat varsa yahut çolak olup veya sol eli kesilmiş bulunmasından ötürü zorluk durumu varsa bu durumlarda bu gibi şeyleri sağ elle yapmak caiz olur. Tek ayakkabıyla yürümek edebe uygun değildir. Bir kimse kendisinden yüksek bir kimseyle yürürken onu namazda imam gibi düşünüp yani onu soluna alarak kendisi sağ taraftan gitmeli. Yanındaki kıymeti ve haysiyeti bakımından kendisinden aşağıysa bu surette o kimseyi sağ tarafına alarak sol tarafından gitmeli. Bazıları da yürümekte müstahap olan sol tarafı tükürmek vesaire için boş bırakmak azıcık sağ tarafında yürümelidir dediler. Yeme ve içmenin edepleri. Yemek yiyen başlarken besmele söylemesi, yemeği bitirince hamd etmesi sünnettir. İçme de böyle. Besmele ve hamd o kimsenin yemeğinin gayet bereketli olmasına ve şeytanı kendisinden uzaklaştırmasına sebep olur. Bildirildi ki ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Resulallah bizler yemek yiyoruz ama duymuyoruz.'' dediklerinde ''Herhalde yemeği ayrı ayrı yiyorsunuz.'' buyurunca ''Evet ya Resulallah ayrı ayrı yiyoruz.'' dediler. Peygamber Efendimiz ''Yemeğiniz üzerine toplanıp beraberce yiyin. Besmele okuyarak Allahu Teala Hazretlerinin ismini anın. Böyle olunca yemekte bereket bulursunuz.'' buyurdu. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Bir kimse evine girerken, yemeğini yerken besmele söyleyip Allahu Teala'nın ismini anarsa şeytan evlat ve yardımcılarına sizin için bu evde kalmak ve yemek yemek yoktur der. O kimse evine girerken Allahu Teala Hazretlerinin ismini anmazsa besmele söylemezse şeytan evlat ve takımına sizin için bu evde kalıp gecelemek vardır der. O kimse yemek yerken de besmele söylemezse şeytan evlat ve takımına sizin için bu evde hem kalmak hem de yemek yemek vardır diye buyurur. Huzeyfe'den bildirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediğimiz zaman o başlamayınca bizden hiçbirimiz yemeğe el uzatmazdık. Bir defa Resulullah'la yemeğe oturmuştuk. Aniden bir köylü gelip yemek için durdu. Resulullah onun elini tuttu, sonra aniden bir köylü kadın daha geldi, onu da yemekten men etti ve buyurdu. Şeytan üzerine besmele çekilmeyen yemeğin üzerine gelip o yemekten yer. Şeytan bu köylü sebebiyle bu surette bu yemekten yemek için geldi. Ben köylünün elini tuttum, sonra şeytan bu köylü kadına geldi, onu da yedirmedim. Nefsim kudretinde olan Allahu Teala'ya yemin ederim ki, o köylü erkek ve kadının elleriyle beraber şeytanın da eli benim elimdeydi. Bir kimse yemeye başlarken besmeleyi unutsa hatırına geldiği anda yemeği başı ve sonu için besmele okumalı. Ayşe Sıddık radıyallahu anh'ın Resulullah'tan bildirdiği hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Yemeğe tuzla başlamak ve tuzla bitirmek sünnettir. Lokmayı sağ eliyle almalı ve lokma küçük olmalı. Güzel çiğneyip geç yutmalı. Eğer yemek bir çeşitse önünden yemeli. Birkaç türlü olursa kap içinde elini hareket ettirmesinde zarar yoktur. Meyvede de hüküm böyledir.
Yemeğin üstünden ve ortasından yemeyip kenarından yemeli. Üç parmağıyla yiyip parmaklarını yalamalı. Yemek ve suyun içine üflememeli, kabın içine nefes vermemeli. Nefesi daraldığı vakit bardağı ağzından çekmeli, nefes almalı, tekrar içmeli. Bir yere dayanarak yemek yemek, su içmek mekruhtur. Oturarak yemek yemek çok iyidir demiştir. Arkadaş ve dostlarına ikram ederken sağ tarafta kendi sağından başlamalı. Gümüş ve altın kaplarda ve gümüş ve altından kaplanmış ve yaldızlanmış şeylerde altın ve gümüş çoksa yemek caiz değildir. Böyle kaplar içerisinde bir kimseye yemek takdim edilirse yemeği o kaptan ekmeğin üzerine almalı veya o cinsten olmayan başka bir kaba boşaltmalı sonra yemeli. Bu hali hoş görmeyip böyle yapmak o kimseye vaciptir. Altın ve gümüşten yapılmış buhurdan ve gül suyu kapları hakkında da hüküm böyledir. O kimse için onların bulunduğu yerde bulunmak haram olur. Bunların günah olduğu yani kullanmanın haram olduğunu söylemesi o meclisten kalkması lazımdır. Haram olduğunu bildirmesi sert değil, yumuşak ve tatlı sözle olmalı. Mesela oradakilere denmeli ki, sizin bütün sevinciniz şeriatın sizlere mübah ve helal kıldığı şeylerle süslenmekte olmalı. Şeriatın haram ve yasak kıldığı şeylere sevinmemeli. İnsana günaha sokacak lezzetlerde hayır yoktur. Cenab-ı Hak sizlere rahmet eylesin. Hazreti Resulullah'ın mübarek sözünü aklınıza getirin ki, bir kimse altın veya gümüş kaptan veya altın veya gümüş karışık bir kavdan içse, cehennem ateşe o kimsenin karnında ses çıkarır buyurdu. Ağzına koyduğu lokmayı bir daha çıkarmamalı. Ancak ağza koyduğu lokma ağzına bir fenalık verirse veya çok sıcaksa şüphesiz bu halde lokmayı ağızdan çıkarmalı. Yemeğe karşı aksırdığı zaman eliyle yüzünü örtmeli. Çünkü ağızdan çıkan bir şey yemeğe ulaşabilir. Yemek yerken başucunda ayakta bir kimse bulunursa ona buyurun oturun demeli. Yemeğe oturmaktan kaçınırsa kölesi ve hizmetçisi hizmet etmek için ayakta durursa iyi yemeklerden bir lokma alıp ona vermeli. Yemeğin fazlasını kaptan silip sıyırmak ve yemek kaplarının kenarında kalmış yarıda yiyip sünnetlemek sünnettir. Yerken kul olduğunu düşünerek yemelidir. Fakirlerle yemek yerken fakirleri kendine tercih etmelidir. Arkadaş ve dostlarla yemek yerken neşeli, güler yüzü bulunmalı. Teklifsiz konuşmamalı. Alimlerle yemek yerken onlardan bir şey öğrenmeli, onlara uymalı. Kör bir kimseyle yemek yerken, göremediği için yerken iyisini bulamayacağından iyi lokma ve kısımları onun önüne koymalı veya şuradakiler iyidir, oradan buyurun demeli. Yemek yerken arkadaşları ve dostları sıkıntılı, çekingen bir halde bulunuyorlarsa güzel sözler söylemeli, hale, makama uygun hikayeler anlatıp onları neşelendirmeli ve sevindirmeli. Teklifsiz bu halde bulunmak sünnettir. Düğün yemeğinde olunan davete icabet etmek, gitmek sünnettir. Maksat, düğün yerine kadar gitmek olup yemek yemekte ve yememekte serbesttir. Zira Cabir bin Abdullah böyle buyurdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse davet edilirse gitsin ama ister yemek yesin ister yemesin buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimiz'den bildirdi. Bir kimse davet olunsan ve icabet etmese yani davet olunduğu yere gitmese Allahu Teala'ya ve Resulüne asi olur. Bir kimse davetsiz bir yere giderse hırsız gibi girer, üzüntülü çıkar buyurdu. Ancak davete icabet lazımdır dediğimiz davet yeri günaha girmekten uzak olan yerdir. Orada davul, zurna, ney, keman, saz ve tambur gibi çalgılar, genç kadınlar, şarkıcılar, oyuncular gibi günah ve yasak olan şeyler varsa davet olunan kimse bu yerde oturmamalı. Zira bunların hepsi haramdır. Düğünde def için cevaz vardır. Düdük ve raksa söylenen sözü dinlemek mekruhtur. Bazı müfessirler level hadis ayeti kelimesini teganni ve şiir diye tefsir etmiştir. Bazı hadis-i şeriflerde bildirildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teganni yani okuyucunun name ile terennüm ettiği şeyler suyun bakla, hububat ve benzerin büyüttüğü gibi kalpte nifak büyütür buyurdu. Şibliye teganni doğru mudur denilince teganni doğru değildir cevabını verdi. Soran niçin doğru değildir deyince Şibli doğrudan, haktan ötede ve sapıklıktan başka ne vardır buyurdu.
Teganninin caiz olmaması, teganninde tabiatın ve isteklerin coşması, şehvetin, arzuların oynaması, heyecanlanması, gönlünü kadın ve gençlere ve bozuk şeylere döndürmesin gibi hallerin bulunmasındandır. Ve bu da kafidir. Allahu Teala'ya ve ahiret gününe inanan kimseye Allahu Teala'yı zikretmek, onu anmak, onu düşünmekle meşgul olmak her şeyden üstün, doğru ve iyidir. Sünnet düğünü yemeğine olunan davete gitmek lazım değildir. Düğünlerde saçılan, dökülen şeyleri toplamak mekruhtur. Çünkü bu durum yağma itmeye benzemektir. Bundaysa düşüncesizlik ve alçaklık vardır. Düğün ve zifaf yemeğinden başka velimelerde bulunmak mekruhtur. Mekruh olan böyle velimeleri, düğün yemeklerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır ki, ihtiyacı olanlar ve fakirlerin gitmesi yasak edilen, ihtiyarsız ve zenginlerin servet ve saman sahiplerinin bulunması öngörülen velimelere gitmek mekruhtur. Faziletli ve ilim ve kemal sahiplerinin davete icabette acele etmeleri mekruhtur. Çünkü bunda aşağılık ve yemeğe fazla düşkün olmak vardır. Bazıları, bir başka kimsenin tabağına ve yemeğine el uzatan o halde zelil olur dedi. Tüfeyli olarak yani davet edilmeksizin, davetlilerin yanına katılıp yemekte bulunmak yasaktır. Bu hal hayasızlıktan ve yağmacılıktan bir çeşittir. Bu durumda iki türlü günah vardır. 1- Davet edilmediği şeyi yemesi. 2- İzinsiz başkasının evine girmesi, onun gizli şeylerini görmesi ve orada bulunacak olanlara sıkıntı vermesidir. Yemek yerken yiyenlerin üzerine çok bakmamak ve sofrada oturanları tiskindirecek, iştahını kıracak, kahkahayla güldürecek, üzüntü ve sıkıntı verecek sözler söylememek edeptendir. Yemekten önce ve sonra elini yıkamak sünnettir. Hanefi mezhebinde yemekten önce yıkamak sünnet, yemekten sonra yıkamak müstahaptır. Sarımsak, soğan ve pırasa gibi kötü kokulu şeyleri yemek mekruhtur. Resulullah'tan bildirildi ki, İnsanoğlu kendi midesinden daha kötü bir kap doldurmadı. Ev sahibi dışında misafir kendisiyle beraber yemekte bulunan bir başka misafire ev sahibinin izni olmaksızın lokma vermesi mekruhtur. Çünkü misafirin o şeyi yemesi ev sahibinin mülkü olduğu için onun mübah kılınmasıyladır. Mülk etmek şeklinde değildir. Çünkü yemeği yiyen misafirin mülkü olacak zamanında ihtilaf olmuştur. Bir kısmı ağzını alarak çiğnemesiyle yemek onun mülkü olur dediler. Diğer bir kısmı da yiyen yemeğe malik olmaz, mülkü olmak üzere yer dediler. Yemek kendisine takdim olunarak önüne konduğu zaman izin almaya ihtiyaç kalmaz. Bu da o memlekette örf ve adet ile bu şekilde takdim edilen yemeği yemek varsa olur. Çünkü bu durumda memleketin örf ve adetleri kendisine izindir. Yemek yerken ağzından bir şey çıkarıp yine kap ve kabağa koymak, dişini yemek üzerine hilallemek, kürdanla karıştırmak mekruhtur. Elini ekmeğe sürüp silmemeli, ekmeği hor ve zelil tutmamalı, bir yemeği çeşitli yemeklerle karıştırılmamalıdır. Çünkü insanların midesi, yaratılışı böyle şeyleri kabul etmez, iyi görünmez. Kendisi böyle olmasını sevse de başkalarına riayet ve hürmet için yine terk etmeli. Misafirin yemeği beğenmeyip kötülemesi, ev sahibinin ise yemeği övmesi, iyi oldu demesi caiz değildir. Böyle şeyler aşağılıktır. Nitekim Peygamber Efendimiz hiçbir yemeği övmedi ve kötülemedi dediler. Ev sahibi diğerleri yemekten el çekmeyince elini çekmemeli. Ancak misafirin teklifsizliklerinin bildiği halde külfet ve tekellüfle yemekler yapmayı seçmemeli. Böyle olursa orada bulunanların, bu misafirlerin o yemekten el çekmesinin bir zararı yoktur. Hepsinin aynı leğende el yıkaması sünnettir. Çünkü hadis-i şerifte dağınık ve ayrı ayrı bulunmayınız. Allahu Teala sizin birlik ve beraberliğinizi bozar buyurdu. Peygamber Efendimiz leğen dolmayınca ortadan kaldırılmasını yasak etmiştir. Yemek yiyen kimse bakla, mercimek, burcak gibi yenen şeylerin unuyla elini yıkamamalı. Kepekle el yıkamak caizdir. İki hurmayı birden yemek mekruhtur. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu yasaklamıştır. Misafir, ben ev sahibinden şöyle şöyle yemekler istedim ve falan şeyi tercih ederdim dememeli. Önünde hangi yemek konursa kanaat etmeli. Çünkü böyle sözlerde ev sahibini tekellüfe mecbur etmek vardır.
Halbuki Peygamber Efendimiz, ben ve ümmetimin müttekileri tekellüften, zahmet vermekten beriyiz buyurdu. Ev sahibi misafirlerine, efendim canınız her ne çeşit yemek isterse söyleyiniz, memnun olurum ve yemeği hazırlatırım derse, bu durumda misafir canının istediği, arzu ettiği yemeği ve ev sahibine söylemesi lazımdır. Misafirin az da olsa kendisine hediye edilen şeyi reddetmesi, kabul etmemesi mekruhtur. Hediye helaldense misafirin ev sahibine dua etmesi ve bu hususa dikkat etmesi icap eder. Bir kimsenin yemeğine veya suyuna bir şey düşerse, düşen şeyin akar kanı varsa ve zehirliyse yemek ve su necis olur. Onu yemek ve içmek haramdır. Yemek kuru olursa düşen şeyi ve etrafındaki yemekleri çıkarır atarsa geriye kalanı yemek caiz olur. Düşen şey kansız böceklerden olup zehirliyse aynı haram olmayıp zehir ve zararıyla zarar göreceği için o yemeği yemesi haram olur. Yemeğe ve suya düşen şey kara sinekse çıkarır atar. Yemek temizdir, yemeği yer. Nitekim Peygamber Efendimiz, sizden biriniz yemeğine kara sinek düşerse onu yemeğe batırsın. Çünkü kanadının birinde zehir, diğerinde şifa vardır. İki kanadını daldırmak da zehirden sakınmış olur. Suyu emerek içmek sünnettir. Suyu yerinden avucuyla veya bir kapla almadan ağzını sokup içmemeli. Suyu dinlenerek ve nefes alarak 3 defa da içmeli. Bardak ve kase içine nefes vermemeli. İçerken besmele, sonunda da hamletmeli. Yeme ve içmeyi 12 hasret olarak kısaca şöyle sıralayabiliriz. Bunların 4'ü farz, 4'ü sünnet, 4'ü de edeptir. Farz olanların yemek yiyenin yediği yemeğin helalden mi, haramdan mı olduğunu bilmesi, besmele-i şerife ile başlaması, bulacağı yemeğe razı ve kanaat edici olması ve Allahu Teala Hazretlerine hamd ve şükür etmesidir. Sünnetleri, yemek yerken sol ayak üzerinde oturması, 3 parmakla yemesi, parmaklarını yalaması ve kendi önünden yemesidir. Edepleri, lokmayı küçük alıp çok çiğnemesi, yemek ile beraber yediklerinin yüzüne çok bakmaması, sofraya ekmek koyup katı ekmek üzerine koyması, dayanarak ve yatarak yememesidir. Hamam yapmak, alıp satmak ve hamamdan kira almak mekruhtur. Çünkü hamamda insanların avret yerleri görmek vardır. Hazreti Ali buyuruyor ki, hamam ne kötü bir evdir ki sahibinden haya kalkar ve orada Kur'an-ı Kerim okunmaz. En iyisi hamama gitmemektir. Ancak evde yıkanılacak yer yoksa ve muhakkak gitmek icap ediyorsa gitmekte zarar yoktur. Abdullah İbni Ömer'den bildirilir. Onlar hamamı kerih görürler ve hamam parasıyla geçinmenin karışık ve müşkil olduğunu beyan ederlerdi. Hasan ve İbni Sirin'den bildiriliyor ki onlar hamama girmezlerdi. Abdullah bin İmam Ahmet radıyallahu anh der ki, babam İmam Ahmet'in hamama girdiğini asla görmedim. Bir kimse için zaruri olarak hamama gitmek icap ediyorsa, içeri girince başkalarının avret yerine bakmaz, beline peştemal bağlar. Böyle girmesi caizdir. Böyle bir kimsenin hamamın boş bulunduğu gece vakti veya gündüzün tenha bir zamanında gitmesinde beis yoktur. İmam Ahmet'e hamama girmek hakkında sual olunduğunda şöyle hitap etti. Hamamda bulunmuş olanların hepsinin peştemali olduğunu biliyorsan gir, bilmiyorsan girme buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz buyurdu ki, hamam ne kötü binadır, orada avret yeri örtülmez ve suyu temizlenmekte kullanılmaz. Hazreti Ayşe buyurdu ki, hamamda benim için Uhud Dağı kadar altın olsa yine Ayşe hamama gitmeye sevinmez. Cabir bin Abdullah der ki, Peygamber Efendimiz buyurdu, Allahu Teala Hazretlerine iman eden bir kimse hamama peştemalsiz girmez. Kadınların da erkekler için söylediğimiz şartlara uygun hastalık, hayız ve nifas gibi özürlerinden dolayı hamama girmesi caiz olur. Zira İbni Ömer der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, yakın zamanda Acem ülkesini fethedersiniz. Orada hamam adı verilen bir takım binalar bulunur. Erkekler bu binaya ancak peştemalle girsin. Kadınları hamama girmekten men ediniz. Ancak hayız ve nifas olursa girmelerine izin veriniz. Hazreti Ayşe radıyallahu an bildirilen hadisi şerifte hamama giren kimse selam vermemeli, Kur'an-ı Kerim de okumamalıdır buyurdu.
Her zaman gusül ederken çıplak olmak yasaktır. Ebu Davud, Beys bin Hakim'den, o da babasından, babası da dedesinden bildiriyor. Ya Resulallah, avret yerimiz kimlere göstermek, kimlerden örtmek bize lazımdır dediğinde, sen avret yerini hanımından ve mülkü yemeğinin olan cariyenden başka herkesten koru ve ört cevabını almıştır. Yine, ya Resulallah, insanların bir kısmının bir kısmıyla bir yerde bulunduğu zaman nasıl olur diye sorulunca, eğer elinden gelirse avret yerini hiç kimseye ve hanımına bile gösterme buyurdu. Tekrar, ya Resulallah, yalnızken nasıl yapmamız gerekir diye sorunca, utanılmasın gerekenlerin en büyüğü Allah-u Teala'dır. O halde Cenab-ı Hak'tan utanıp avret yerinizi örtmeniz ve korumanız lazımdır diyerek en doğru cevabı mübarek ağızlarından çıkarmışlardır. Ebu Davud'un isnadıyla Ebu Said Hudri'den, o da babasından radıyallahu anh bildirdiği hadisi şerifte, erkek erkeğin avret yerine bakmasın, kadın da yabancı kadınların avret yerine bakmasın buyuruldu. Ama bir kimsenin görmeyeceği yalnız bir yerde gusül ederken peştemalsiz durmak mekruhtur. Ebu Davud'un isnadıyla Ata'dan, o da Yala bin Ümeyye'den radıyallahu anh bildirdiği haberde, Peygamber Efendimiz üzerinde peştemal ve örtü bulunmadığı halde bir kimseyi gusül ederken yalnızken görünce minbere çıkıp Allahu Teala'ya hamdü senadan sonra Allahu Teala diridir ve örtücüdür. Örtmeyi ve perdelemeyi sever. Sizden biriniz yıkanırken avret yerini örtsün buyurdu. Yıkanmak için nehir gibi bir suya veya denize girerse ve üzerinde avret yerini örtecek bir şey bulunmasa mekruhtur. Çünkü suda yaşayanlar vardır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beline bir şey kuşanıp sitre avret etmeksizin suya girmekten nehi ve men etmiştir. Hasan'dan şöyle bildirildi ki, suda yaşayanlar vardır. Orada yaşayanlardan örtünmek bizden daha çok gerekmektedir ve olmalıdır dedi. İmam-ı Ahmet bin Hanbel bir başka rivayetle peştemalsiz suya dalmaya izin verdi ve onda mekruhluk olmadığını şöyle bildirdi ki, kendisine bir dere kenarında yalnız olur, etrafta kimseler olmazsa avret yerini örtmeden suya dalmak sual olunduğunda bir beis yoktur dedi. Ama daha iyisi ve daha doğrusu önceden de buyurulduğu gibi yasak edilmesi ve avret yerinin örtülmesinin gerektiğidir. Yüzük ve mühür. Ebu Davud'un isnadı ve Enes bin Malik radıyallahu anh bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı yabancılara mektup yazmak istedikleri vakit, ya Resulallah, yabancılar ancak mühürlenmiş mektubu okurlar dediklerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten yüzük yaptırıp üzerine Muhammedur Resulullah yazdırmıştı. Enes radıyallahu anh'ten bildiriliyor ki, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam mühürlerinin yüzüklerinin hepsi gümüştendi. Bir başka rivayette Resulullah'ın yüzüğü gümüşten, taşı ise siyah akiktendi buyurdu. Ebu Davud Nafi'den, o da İbni Ömer'den alarak diyor ki, Resulullah'ın yüzüğünün yazısı parmağının iç tarafındaydı. Peygamber Efendimizin bu yüzüğü altındandı. Ashabı Resulullah'ın altın yüzük taktığını görünce kendileri de altın yüzük taktı. Peygamber Efendimiz insanların altın yüzük taktıklarını görünce parmağındaki altın yüzüğü çıkarıp attı ve ebediyen onu bir daha takmam buyurdu. Sonra gümüşten yüzük yaptırıp üzerine Muhammed-i Resulullah nakşettirdi. Bu yüzüğü Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra Ömer radıyallahu anh, sonra da Hazreti Osman radıyallahu anh taşıyıp Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında bu mühür Medine-i Münevvere'de Bir-i Üreys adında kuyuya düştü. Her ne kadar aradılarsa da bulamadılar. Demir ve pirinçten yapılan mühür yüzük mekruhtur. Demir ve pirinçten mühür yüzük takınmak mekruhtur. Ebu Davud'un isnadıyla Abdullah bin Büri'den, o da babasından bildiriyor ki, bir kimse parmağında pirinçten yapılmış yüzükle Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah o kimseye hitaben, sende putların kokusunu duyuyorum buyurunca gelen parmağındaki yüzüğü çıkarıp attı. Sonra demirden bir yüzükle huzuruna geldi. Resulullah ona, senin üzerinde cehennem ehlinin süsünü görüyorum buyurunca gelen o yüzüğü de atıp, ya Resulallah,
yüzüğü ve üstündeki mührü neden yapmalıyım diye sorunca gümüşten yaptır diye buyurdu. Mühürlü yüzüğü sol elin serçe parmağına takmalı. Ebu Davud isnadıyla Nafi'den, o da İbni Ömer'den bildiriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü sol eline takar ve yazı kısmı elinin iç tarafında kalırdı. Bu hali selefin salihinin çoğundan bildirildi. Müstehab olan eşyanın sağ elle alınıp sol tarafa konulmasıdır. Bu durumda yüzüğü ve onda yazılı bulunan isim ve harfleri korumak vardır. Hazreti Ali diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü sağ eline takardı. Buna göre sağ ve sol olabilir. Sol el daha iyidir. Hanefi mezhebinde sağ elin küçük parmağının yanındaki parmağa takmalı.